Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, en fazla yarım saat veya 45 dakika yapacağım. Böyle bir hulasa olsun diye. Yapacağım yer lemalar 13. Lemalar 13. İlginç bir yer. Bugün beni bu konuda yurt dışında bayağı müzakere ediyorlarmış Hollanda'da. Onlarla konuştuğumu biraz beraber paylaşacağım sizinle. 13. sayfa lemalar, 2. lemanın sonu hatime. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için İnsanı öyle bir surette halketmiş ki, ben bir metni okuyayım. Metni okuyacağım. Sonra tek tek üzerine biraz duracağım. Yarım saat 45 dakika. Bir daha. Cenab-ı Hak. Yani Cenab yön demek. Hak isminin açılımı olacak. Hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için İnsanda hadsiz bir hat, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halketmiş ki, hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi, hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine insaniyede yüzer alat var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, iki hastalıklarla, üç alam, elemler ile vesair muheyyic ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehic eder. Mahiyet insaniyede mündemiş olan at ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir insanı bir lisan ile değil, belki her bir azanın lisanı ile bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazamun eden mutaharrik bir kalem olur. Sayfi hayatında veyahut lef-i misalide mukadderat hayatını yazar, esma-i ilahiye bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i süphani hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Şimdi bu metni okudum. Çok acayip bir yer bu. Cenab-ı Hakk'ın buradaki ana tema, Cenab-ı Hakk'ın gayesini tanımlıyor, hulasa etti. Kainatı niçin yarattığını ve insana monta ettiğini, insanı şimdi içeriğini açıyor. Şimdi bu tabirleri ben üzerine çalıştığım için, İlle lügat manası ile değil.
Lugat manasını da zaten biliyorsunuz. Gayret edeceğim, böyle biraz üzerine çalıştığım için söylüyorum. Cenab-ı Hak, hak yönü, yani Cenab yön demek. Hak, Cenab-ı Hakk'ın ismi demek. Ne yapmış bu hak? İnsanı hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir. Ben hemen hulasa etmek istiyorum. İnsan gibi aciz, insan gibi bir fakir, bir mahluk yoktur. Kainatta en aciz insan, en fakir insandır. Bunun sebebini söylüyor. Hulasa ediyor. Şimdi delilleri istemeyin benden ama. Gündüz olur. Allah nihayetsiz, aciz olması ile Allah insanda ifade ediliyor. Tayin ve teşahhus etmek içindir. Nihayetsiz acizliği Allah'ın tayin ve teşahhus etmesi için en büyük aynadarlık yapıyor. Acizlik Allah'ın zatına. İnsan nihayetsiz fakir olması ile de Allah'ın yaratmış olduğu 18 bin alemi insanda derc eylemiş, ona aleminde tanımlamak için aynadarlık yapıyor fakirlikle. Hem nihayetsiz nukuş esmasını göstermek için de insanı aynı samet yaratmış. Üç tane tabir çıktı. Niye Cenab-ı Hak insanı nihayetsiz aciz yaratmış? İnsanın acizliği Allah'ın zatına aynadarlığı ifade ediyor. Zatını göstermek için. Niye insanı fakir yaratmış? Allah'ın dışında yaratılan arş-ı azam, arş, levh-i mahfuz, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, alem-i şehadet, alem-i gayb ne varsa 18 bin alemi insana cem etmiş. Ona insan ihtiyaç hissetmiş. Sonra hadsiz nukuşu esmasını göstermek için de insanı ayne-i samet yapmış. 23. pencerede geçer, insan penceresinde. Diyor ki insan hayatın vazifesi büyüktür. Geçen hayat okumuştuk ama muvaffak olamadık. Hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynesi olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazife değil. Ramazan Risalesi'nde çok güzel belirtiyor aynı samedi. Diyor ki Allah yemez, içmez vesaire şeylere ihtiyaç duymaz. Bunu en güzel şekilde göstermek için insanı ayne-i samet, yani Allah'ın bu sıfat ve esmalarını tanımlamak için insana, mesela onu anlaması için ayne-i samet olduğunu Ramazan ayı güzel belirliyor. Şimdi burada üç tane kavramın içini doldurmaya çalıştım. Nedir o? At, nihayetsiz, aciz niye yaratmış? Zatını göstermek için. Nihayetsiz fakir niye yaratmış? 18 bin alemi aleminde tanımlanmak için. Ayne-i samet, kul huvallahu ehad, Allahu samet. Sonunda da küllehu küfüven ehad. Baştaki kul huvallahu ehad, ağacın kökündeki çekirdek. Küllehu küfüven ehad de meyvenin içerisindeki çekirdek. Şimdi insanı nihayetsiz, hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fark derc eylemiş. Şimdi bu noktayı nazarlarla
Bakılırsa bakayım önümüze ne çıkacak? Mustafa, soracağım bir şey var mı abim burada? Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insan öyle bir surette halk etmiş ki hadsiz cihetlerle eylemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmüne yaratmış. Şimdi burada iş anlatmak istiyorum bir noktayı nazar. Bakın, aynı isamet olmak kolay bir iş değil diyor sayfa sözler 676'da. Bir de okuyayım. Korona ile alakalı bu, korona. Nasıl alakalı bak. Diyor ki 676, hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynesi olmak, aynesi olmak kolay bir şey değil. Adi, sokak tabiri değil bu, sıradan demek, adi bir vazife değil, aynı isamet olmak. Şu arkadaşlar, insan aynı isamet olduğunu fark ederse, bütün Esma-i İlahiye'nin nukuşunu gösterebildiğinin farkındalığına varır. Bu sefer bu insanda cennet diye bir hedefi olmaz, cehennem diye bir endişesi olmaz. Bir daha, aynı samet olduğunun şuuruna varırsa, aleminde binlerce nihayetsiz nukuş-i esmayı ifade eder. Bu insanda cennet gaye olmaktan çıkar, cehennem endişesi olmaz. Cenneti gaye yapan cehennem endişesi olur. Cennet gayesi olmaz. Peki gayesi ne olur aynı isamet oluşuyla? Aynı isametin gayesi şu. Cennetin nur talebelerine, ben böyle inanıyorum, nur talebelerin gayesi cennet değil, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak ve tanımaktır. Nur talebelerinin cehennemi ise cehennem değil, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Bu farkındalık, bu şey aynı samet oluşundandır. Bu aynı samet böyle bir şey. Bu sefer ne senin korona, ne senin ölüm korkusu olmaz Yusuf'un. Ölüm korkusu ne biliyor musun Yusuf? Ölüm korkusu ümit ve beka ağacının gübresidir. Ümit ve bekayı besleyen, bekayı tanımlayan, alemimizde öne çıkaran bir histir korku hissi. Korku hissi olmasaydı, ümit ve beka olmazdı. Ümit ve bekayı öne çıkaran, arzu-i bekayı ifade eden insandaki ölüm korkusudur. Ölüm korkusu olmasa farkındalığı olmaz. Düşün, ölüm korkusu insanda olmasa ne olur? Hayvanlarda ölüm korkusu yok. Çocuklarda ölüm korkusu yok. Ateşte yanma korkusu yok. Delilerde ölüm korkusu yok. Var yani nümuneleri. Böyle olurduk. Demek ki aynı isamet oluşumuzda sıkıntı çekersek gelişen hadiseler bizi eziyor. Koronadır, salgındır, kanserdir. Nefes alamıyorum. İhtiyar oldum. Aha, bir şey kalmadı. Ustad ne güzel demiş. Ölümün diyor zahiri siyah peçesine diyor. Siyah peçesi çirkin gözüküyor diyor. Mesela peçeyi kim takar? Güzeller takar. Kabir nedir biliyor musunuz Yusuf'um? Kabir dört sıfattır. Kabir mezarlık değil. Ustad zamana kabir diyor, bedene kabir diyor. Kabir şu, soğuk, dar, kimsesiz, karanlık. Bu sıfatlar eğer biz toplum içinde yaşadığımız halde yalnızlık hissediyorsa, kendini yalnız hissediyorsan, yalnızlaşmışsan, yani çok duyarız kimse beni sevmiyor. Bak yalnız adam, yalnız.
Kabrin birinci sıfatı. Kimsesiz. Dostun yoksa, bir gaye peşinde koşmaktan gelen bir dostun yoksa, al sana kabrin ikinci sıfatı. Soğuk demek, düştüm mü ben? Soğuk demek, soğuk, insanın istidat ve kabiliyetlerini, insanın istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmiyor. Sonra ne? Dar. Geçmiş ve gelecek zamandan, geçmişten, geçmişi yoksa, geleceği yoksa bu insan kabrin dördüncü sıfatı da tamamlanmış. Kabir zannetmeyin şu toprağın altı. Orası mezarlık. Kabir alemdir, alem. Kabrin dört sıfatından bahsediyor. Onu anlatmaya çalıştım. Kabir, yaşarken de kabre giriyor insan. Soğuk. Soğuk. Dar. Karanlık. Kimsesiz diyor. Bu sıfatlar diyor lemalarda. Bu sıfatlar insanı kabre sokuyor. Zaman hazır kabir hükmündedir diyor. Bedene kabir diyor. Sırf bedensel hayatını yaşayan kabre girmiş zaten. Bu ölmüş. Daha ne ölecek ki? Bedensel hayatını esas yapmayıp ruhunu esas yapan bu zaten öldü bu. Yani bedenini esas yapmayıp ruhunu gaye yapan ölmüş. Yani bedeni hazların peşine koşmuyor. Bu öldü, peki vefat edince ne olacak? Teris olacak bunlar. Teris, teris. Şimdi bu anlattığım şey Ayne-i Samed'in içerisinde geçiyor. 23. pencerede bu manalar geçiyor. Devam ediyor. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hadsiz cihetlerle elem aldığı gibi, elem, ölüm korkusu da bunlardan bir tanesi. Niye alıyor? Niye ölüm korkusu var? Ölüm korkusu Allah'ın bakiliğini, ezeli ve ebediliğini bizde öne çıkartıyor, anlam kazanıyor, bizde ümit ağacını yeşertiyor. Onun için ölüm korkusu ümit ve beka ağacının gübresine benzetmişler. Yani onu öne çıkartan, onu besleyen bir his olarak kabul ediliyor. Hadsiz cihetlerle de lezzet alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir alim asker olan insanda dahi o esmanın umumiyette cilveleri var. Yani 18 bin alem, 18 bin alemde ne varsa insanda cem edilmiş. Şimdi düşünün, arş, kürs, cennet, cehennem, Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail, bütün alem nuru Muhammedi ile ifade ediliyor, görülüyor, gösteriliyor. Onun nuru da yaratılmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nuru da bizde temessül etmiş. Bak şimdi, yani nuru Muhammedi ağacın çekirdeğini kabul et, ağacın çekirdeğini. Her bir insan da meyvenin içindeki çekirdeğe benziyor. Kökteki çekirdeğe ne aynısı ne gayrısı. O cihette çekirdek itibariyle insan Cebrail'in de cennetin de cehennemin de arşın kürsün aslıdır, hulasasıdır, çekirdeğidir. Onlar bizden yaratılmış. İnsanın dişe vuruşlarıdır. Etsa-i kainat insanın efradı. Kainat ise nevi hükmüne geçer. O zaman senden yaratılan cennet cehennemden korkmuyorsun bu inkişaf ettikçe. Çünkü cenneti dava etmedin ki cehennem endişen olsun. Bizim en büyük davamız rıza ilahi. Rıza ilahi, Allah'ın rızası. Onun için nur talebelerinin cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek, nur talebelerinin cenneti ise cennetin sahibi olan
Allah'ı bulmaktır. Buradaki üç tane kavram üzerine durdum. Herhalde kesilecek saat. Bir aç, niye nihayetsiz hadsiz bir aç ve nihayetsiz fakir yaratmış ve niçin bütün esması insanda cem olmuş? Aynı samet oluşundandır. Allah insanı hadsiz acizliği yaratmasıyla zatına aynı oluyor. Acizliğin kadar Allah sende tayyum ve teşahhus ediyor. Hiçliğini bilmek var ya, hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilmek için, hiç olmak için değil. İlim ile kazanıyorsun. Hiçliğini, hiçbir şey bilmiyorum. Cahilim. Bu hale nasıl geldin? İlim ile. İlim ile cahilliğini. Yani vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Çok ilginç. İlmin kemali cahil olduğunu bilmek içinmiş. İlmin kemali. Ya hiçbir şey bilmiyormuşum. Nasıl vardın sen buna? Gazali de öyle diyor. İlim bilinmeyenden başlar diyor. Bilmiyor. Demek ki insana nihayetsiz lezzetler, nihayetsiz elemler alabilecek bir makine yaratmış. Ölüm korkusu da onlardan bir tane. Korona korkusu onlardan da bir tane. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kısmınız geçirmişiz koronayı. Hepiniz geçirdiniz de farkında değilsiniz. Sihat ve afiyet ve servetle, karnın tok ve bir de sihatla Allah'ı ne kadar tanıdık, Allah'a kendimizi ne kadar yakın hissettik. Hastalık ve fakirliği de yaşadık hepimiz. Fakirlik de ve hastalıkla Allah'ı daha farklı tanımadık mı? Hatta büyük zatlar marifetullah'ta terakki etmek için hastalık musibetleri memnuniyetle karşılamışlar ve demişler ki sihat ve afiyetle Allah nakıs bilinir. Hastalıklarla, elemlerle, noksanlıklarla, aç ve fakirliklerle Allah daha cami biliniyor diye söylüyorlar. Okuyorum. İnsanda bir şükür fabrikası olur. Şükür bunları sihat ve afiyet ve lezzetler gibi nafi emirler. Ha, oraya atladım galiba. Esma-i ilahiye bir alim asker olan insanda dahi o esmanın umid ve cilveleri var. Ha, bütün esma sende tecelli edebilmesi için sen aynı isamet olman lazım. İhlas Risalesi'nde ve İhlas ayetinde kul huvallahu ehad Allahu samet diyor. Allahu samet, samet olmak diyor. Bak üçüncü kez okuyorum. Aynı samet olmak, Allah'ın samediyetin aynı olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazife değil. Ne yapıyor aynı samet olmak? Bütün esma-i ilahiye sende görülüyor ve gösteriliyor. Buna kazanımlarına şuurdanlığın kadar, şuurun kadar fert ismine mazhar oluyorsun. Fert oluyor. Bundan sihat ve afiyet. Evet. Burada ceylan kesildiği için bana bir lamba ışık ver.